Tarihin durduğu anlar vardır. O an olayın içinde olanlar tarafından fark edilmese de tarih yeniden yazılıyordur. Bir futbolcu için çok büyük bir heyecan var. Fenerbahçe tarihinde önemli bir galibiyettir. 10 kişi kalan takımımız şahlandı diyebiliriz. Ümit Özat'la sabaha kadar testlerde oturmuştuk, yani gülmüştük, yemek yemiştik falan. Bayağı bizim için güzel bir geceydi o gece. Derbi maçta Galatasaray'a gol atmak benim unutamayacağım bir anı olsa gerek. Güzel bir anı. Düşünsenize böyle bir skor var ortada. Ezilir rakibinize karşı. Ve Mustafa Çolgun'un son düdüğü. Fenerbahçe 6, Galatasaray 0. O gün Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu stadının yolunu tutanlardan hiçbiri bugün 100 yılı deviren ezeli rekabette modern zamanların en önemli skoruna tanıklık edeceklerini tahmin etmiyorlardı. Ümit kaçtı. Ümit sağ kafasında. Ümit'in bu çıkarı indiyor. Hakem alıyor. Verdi golü. Verdi golü. 6 oldu. O sadece bir haftalık periyot değil. Yani Galatasaray maçları bir haftalık periyot olmuyor. Kurallar çekilmeye başladı. Fikstür daha doğrusu çekilmeye başladıktan sonra herkes zaten en çok merak ettiği olaydı. Galatasaray maçları ne zaman diye, hangi haftada olacak diye. Atmosfer zaten günler öncesinden oluşuyor. Tabii ki hocamız o dönemde gerekli taktikleri, oyun anlayışımızı bize yansıtıyor ve sahada taktik antrenmanlarını çalışıyoruz. Benim için de önem taşıyan bir maçtı. Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a karşı oynamak. Çok güzel bir atmosfer vardı. Tabii maç öncesi heyecan da vardı. Galatasaray maçlarının zaten benim için de her zaman ayrı bir yeri vardır. Çünkü ben ilk şampiyonluğumu Galatasaray maçında yaşadım ve o maçta da kendimde bir pozisyona girip gol atmıştım. Dediğim gibi Galatasaray'ın derbilerin ne kadar önemli olduğunu ben o maçta anlamıştım. Diğer maçlar da tabii öyle ama büyük maçlar hakikaten farklı oluyor. Özellikle Galatasaray maçı.